Arkadaşlar selamlar, ben Deniz Duman. Google reklamları eğitimimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Google Ads'te dönüşüm etiketlerimizi ve yeniden pazarlama etiketlerimizi Tag Manager aracılığıyla web sitemize nasıl yükleriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi basitçe 4 tane süreçten oluşuyor arkadaşlar bu. İlki Tag Manager kodunu web sitemize yüklemek. Hatırlarsanız Tag Manager ile alakalı yapmış olduğum ilk videoda Tag Manager hesabının nasıl açıldığını ve bu kodun web sitemize nasıl eklendiğini göstermiştim. Ya size verilen o iki kodu ilgili head ve body etiketleri ile alakalı alanlara yapıştıracaksınız ya da WordPress'ten yeni eklenti diyerek Google Tag Manager eklentisini ekleyip Google Tag Manager'dan almış olduğunuz GTM ile başlayan ID numaranızı o eklentinin ilgili kısmına gireceksiniz. Bu kadar, çok basit, 30 saniye dahi sürmeyecek olan bir işlem. Birinci işlemi yaptıktan sonra, ki bunun nasıl yapıldığını göstermiştim. İkinci işlem dönüşüm bağlayıcı etiketinin tüm sayfalarda etkili olmasını sağlamamız arkadaşlar. Üçüncü işlem dönüşüm izleme ve yeniden pazarlama etiketlerini kurmamız. Ve dördüncü işlem Tag Assistant ile etiketleri kontrol etmemiz. Şimdi buradan tabii ana işlemimizi de atlamışız. Hemen onu da ekleyelim. Aslında ikinci işlemimiz Google Ads'te dönüşümleri kurmak. Şimdi totalde bu aşamalardan oluşuyor. Hemen gelelim Google Ads'e ve dönüşüm etiketimizi oluşturalım. Araçlar ve ayarlar sekmesini tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada ölçüm başlığının altındaki dönüşümler sekmesine giriş yapıyoruz. Burada artı işaretine basarak yeni bir dönüşüm işlemi oluşturabiliriz. Hangi platformda dönüşümleri takip etmek istiyorum? Bunu seçmem gerekiyor. Ben web sitesinde dönüşüm işlemlerini kullanmak istediğim için web sitesini seçiyorum ve buradan ilgili alanların doldurulmasını yapıyorum. Şimdi bu kısımları hızlı geçeceğim çünkü dönüşümlerle alakalı ilk videomda bütün bunların ne işe yaradığını, sayımın, dönüşüm aralığının, görüntüleme dönüşümünün ne demek olduğunu, ilişkilendirme modelinin ne demek olduğunu, bütün bunlardan bahsetmiştim arkadaşlar. O yüzden bunları hızlı bir şekilde dolduruyorum. Ben atıyorum fiyat teklifi isteği dönüşüm alacağım. Burada ismi kendimiz belirleyebiliriz. Bundan bahsetmiştim ne demek olduğundan. Dönüşümlerle alakalı ilk videomu izleyebilirsiniz. Bunu seçiyorum. Buradan biri seçiyorum. Bunu da bahsetmiştik. Tüm bunlardan bahsetmiştik. Oluşturma ve devam et diyorum. Başka bir dönüşüm işlemini kullan. Bunu daha önceden bu ismi verdiğimiz için kabul etmiyor. Buna bir yazalım. Hemen oluştur ve devam et diyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi ve dönüşümlerle alakalı ilk videomuzda söylemiş olduğumuz gibi 3 farklı yöntemle dönüşüm etiketimizi web sitemize yükleyebiliriz arkadaşlar. Ben diyorum ki Google etiket yöneticisini kullanın. Şimdi etiket yöneticisini kullanarak bunları ekleyebilmemiz için bize vermiş olduğu 2 tane bilgi var. Bir önceki videomuzda değişkenlerden bahsederken işte bunlardan bahsediyordum arkadaşlar. Biz bunları değişken olarak Tag Manager'a eklememiz gerekiyor. Daha sonra bu değişkenleri ilgili alanları seçimini yaparken karşımıza çıkacak ve oradan seçeceğiz. Bu değişkenleri ekledikten sonra Tag Manager'a geçip etiketlerimizi oluşturuyoruz. Buradaki işimiz bu kadar arkadaşlar. Sadece şu rakamları kopyalayıp yapıştıracağız birazdan. Şimdilik burada kalsınlar. Gelelim Google etiket yöneticisine. Şimdi ilk etapta bir ana sayfamıza gelelim arkadaşlar. Panelimizin neye benzemiş olduğunu tekrar görelim. Panelimiz bu. Yeni bir etiket oluşturacağım zaman etiketler sekmesine tıklıyorum ve buradan üstteki yeni yazan yere tıklıyorum. Şimdi ilk etiketimiz neydi arkadaşlar? Dönüşüm işlemlerini kurabilmemiz için ilk adım dönüşüm bağlayıcısı etiketini kurmamız Tag Manager'da. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten yazdık. Dönüşüm bağlayıcı etiketini tüm sayfalarda çalıştırın. Hemen geldim. Buraya yazdım. Dönüşüm bağlayıcısı. Bağlayıcısı. Şuraya bir yazalım. Şöyle nokta koyalım. Diğeriyle aynı olduğu için çakışmasın. Etiket yapılandırmasına tıklıyorum ve direkt karşıma zaten hazır olan etiketler çıkıyor. Bakıyorum burada hazır olan var mı? Evet var. Dönüşüm bağlayıcısı hazır da burada bekliyormuş. Tıkladım ve tetikleyici alanına gelip tüm sayfalarda olmasını seçiyorum ve kaydediyorum. İkinci adım bu kadar arkadaşlar. Dönüşüm bağlayıcısı etiketini kurmuş olduk. Burada gördüğünüz gibi dönüşüm bağlayıcısı etiketi tüm sayfalarda çalışacak şekilde birkaç saniye önce kuruldu. Bir etiket daha ekleyeceğim. Bu sefer Google Ads dönüşüm etiketi olacak arkadaşlar. Ekliyorum, yeni diyorum ve burada ben ne diyorum? Google Ads atıyorum yeniden pazarlama etiketini şey yapayım. Yeniden pazarlama. Hemen etiket yapılandırması diyorum. Halihazırda var mı yeniden pazarlama? Evet, yeniden pazarlama etiketi varmış. Tıklıyorum. Burada dönüşüm kimliği ve dönüşüm etiketi yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Bunları alıp dönüşüm kimliğini alıp şuradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şunu dönüşüm etiketini alıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacak. Gördüğünüz gibi ben bu işlemi manuel olarak yaptım. Ama ben bunları başta değişkenler alanına tanımlasaydım, eğer değişkenler alanına girseydim bu ikisini hali hazırda olsun diye, buradan artı işaretine tıklayıp şurada karşıma çıkacaktı o değişken. Oradan hızlı bir şekilde seçecektim. Ama şu anda o işlemi yapmadığım için buradan manuel olarak seçtim. Ben daha öncesinden yapmıştım arkadaşlar. Hemen onu göstereyim. Değişkenler eklediğim zaman buradan nasıl seçiyoruz? Hemen tıklıyoruz buna. Bakalım burada Google'un kendi vermiş olduğu değişkenler var. Bir de benim sabit alandan yapmış olduğu kullanıcı tanımlı değişkenler var. Bakalım Google Ads dönüşüm kimliği. Bakın buraya kaydetmişim. Dönüşüm kimliğini tıkladım. Buraya değişken olarak geldi. Dönüşüm etiketini de ben kaydetmiştim değişkenlerden. Bakıyorum. Evet, dönüşüm etiketi. Label diye kaydetmişim. Etiket demek. Buradan da girdim. Tamam. Bunları yaptım. Şimdi tetikleyici olarak yeniden pazarlama etiket olduğu için bu bütün sayfalarda çalışsın istiyorum. Çünkü sayfama her gelen kişiye tekrar yeniden pazarlama reklamları çıkmak istiyorum. Yeniden pazarlama sayfamı ziyaret eden herkese tekrar ulaşmamı sağlayacak. O yüzden All Page diyorum ve kaydet seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda şurada görmüş olduğunuz tek asistan aracılığıyla sayfamıza eklemiş olduğumuz etiketlerin çalışıp çalışmadığını, gözüküp gözükmediğini kontrol edebiliyorduk. Bunun için tabi göndere basmamız lazım ama göndere basmadan önce de ön izleme moduna geçerek ön izleme modundayken etiketlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Ben şimdi ön izleme moduna geçtim. Evet, turuncu alan geldi. Şu anda ön izleme modundasın diyor. Sayfama geleceğim. Sayfama gelince aşağıdan alan açılması lazım. Bir yenileyelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağıdan ön izleme modundayken bu alan açıldı. Şimdi bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada oluşturmuş olduğum bütün etiketler gözüküyor. Dönüşüm bağlayıcısı etiketi sonuna nokta koymuştum. Bakın o bu. Bunu daha önceden oluşturmuştum. Demin oluşturmuş olduğum Google Ads yeniden pazarlama etiketi. Bir önceki videolarımızda oluşturmuş olduğumuz Analytics yeniden pazarlama etiketi de burada gözüküyor arkadaşlar. Normal klasik Analytics etiketi yani. Şimdi bakın burada Analytics her sayfada çalışsın dediğimiz için bu sayfaya geldiğimizde bunların hepsi direkt fired oldu. Yani çalışıyor, aktif diyor. Eğer biz başka sayfalara da etiket eklemişsek, ki ben buradan daha öncesinden örnek etiketler eklemişim, onlar şu anda o sayfalara ulaşamadığımız için şu anda aktif olarak gözükmüyor arkadaşlar. Mesela Analytics teklif al formu gönderenler diye bir etiket oluşturmuşum. Teklif al formuna tıklayanları takip etmek istemişim. Teklif al formunda olmadığımız için şu anda bu etiket pasif olarak gözüküyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde kullanıcılar bu sayfaya geldiğinde Google otomatik olarak hangi verileri bize gösterecek, hangi verileri çekecek, onları da yine Windows Load deyip buradan Variables'a tıkladığımız zaman hangi verileri çektiğini buradan görüyoruz arkadaşlar. Click ID'yi, Click Target, Click Text, Click URL gibi buradaki bütün seçenekleri bize gösteriyor. Yani bu ne demek? Kullanıcı bizim web sitemize geldi. Kullanıcı bizim web sitemize geldikten sonra Google burada sağlamış olduğu şeylerle alakalı bütün bilgileri alıyor. Bunlar da nerede arkadaşlar? Bunlar da işte Google etiket yöneticisindeki bu değişkenler kısmındaki yer. Değişkenler kısmına tıkladığımız zaman Google'ın, şu ön izlemeyi kapatalım. Google'ın hali hazırda web sitesinde kullanıcılardan çekmiş olduğu bilgilerin listesini görebiliyoruz. Biz kullanıcıdan başka bir bilgi almak istiyorsak, gelen kullanıcıdan, ve o alacağımız bilgi Google'ın kendi listesinde yoksa, biz onu kendimiz yapabiliyoruz, seçebiliyoruz. Bakın burada kullanıcı tanımlı değişkenler var. Ben Analytics ID'sini, Google Ads dönüşüm kimliğini ve dönüşüm etiketini kullanıcı tanımlı değişkenler kısmında ekledim. Ama hali hazırda listede olan birini seçmek istiyorsanız yapılandıra tıklıyorsunuz. Yapılandırda Google zaten envai çeşit bilgiyi senin karşına sunuyor. Ve diyor ki sen bunlardan gözükmesini istediğin, yani kullanıcılardan sayfana geldiği zaman almak istediğin bilgileri tıkla, şöyle tıkla, ben o bilgileri direkt sana vereyim. Ben burada mesela bu ikisini tıkladım. Mesela neyi tıklayalım? Container ID diyelim mesela. Bunu tıkladım. Ben gönder dediğim zaman artık benim bu bilgim de kullanıcı web siteme geldiği zaman Google tarafından çekilecek arkadaşlar. Mesela geldim sayfama. Hemen buradan sayfamızı bir yenileyelim.
Evet, açıldı. Hemen bakalım. Buradan Windows Load diye variables'a bir bakalım. Bakın arkadaşlar, Container ID buraya geldi. Yani buraya gelen kullanıcılarla alakalı Google'ın hangi verileri çekmesini istiyorsak onu değişkenler alanından seçebiliyoruz. Ayrıca daha sonradan kullanacağımız dönüşüm kimliği, dönüşüm etiketi gibi bilgileri de kullanıcı tanımlı değişkenler olarak ekleyip daha sonra kolay bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yeniden pazarlama, Google Ads yeniden pazarlama etiketinin nasıl kurulduğunu gösterdim. Bu sefer hızlı bir şekilde dönüşüm işlemini nasıl kuracağımızdan bahsedeceğim. İsterseniz hızlı bir şekilde diğer Google Ads dönüşüm etiketini de kuralım. Bu sefer hızlı yapalım. Anlatmamız gerekmiyor artık. Her şeyi anlattık zaten. Etiketlere geliyoruz arkadaşlar. Buradan da diyebiliriz. Etiketler kısmına geçip de diyebiliriz. Hemen yeni diyoruz. Ve buradan Google Ads dönüşüm etiketi diyorum. Nokta diyelim. Etiket yapılandırmasına tıklıyorum. Hali hazırdaki etiketlerden Google Ads dönüşüm izleme etiketini seçiyorum. Yeniden pazarlama neydi? Dönüşüm etiketi neydi arkadaşlar? Yeniden pazarlama sitemize giren herkesti. Dönüşüm izleme etiketi ise sitemizde bizim belirlemiş olduğumuz spesifik sayfaları ziyaret eden kullanıcıları takip etmek. Örneğin biz teklif al formu doldurduk ve teklif al formunu dolduranlar ve thank you page, thank you sayfasına ulaşanları takip etmek istiyoruz. O zaman dönüşüm izleme etiketini yapacağız. Adı üstünde bir dönüşümü gerçekleştiren, bütün sayfayı sadece siteye giren değil bir dönüşümü gerçekleştiren seçeceğiz. O yüzden bunu seçtim. Bakın değişkenlerden kullanıcı tanımlı olarak eklediğim dönüşüm kimliği buradan karşımıza çıkacak. Bastım. Daha önceden kaydetmiştim. Dönüşüm kimliği. Dönüşüm etiketini de daha önceden kaydetmiştim. Dönüşüm label şu. Dönüşüm değeri herhangi bir şey girmiyorum. Eğer sıfırsa, daha önceden bahsetmiştim bunlardan. Sipariş kimliği, para birimi, bunların hiçbirine girmeme gerek yok. Tetikleyiciye tıklıyorum arkadaşlar. Patron da hatırlarsanız tetikleyici, etiket işçiydi. Patron işçiye bir talimat verecek. Ne zaman ben bu dönüşümü takip edeyim? Ne zaman dönüşüm sayayım? Ben diyorum ki bütün sayfalarda değil. Ve buradan baktığım seçenekler de bana uymuyor. Bunlar daha önceki oluşturmuş olduğum seçenekler. Ben kendime göre özel yeni bir seçenek oluşturacağım bu etiketin tetiklenmesi için diyorum. Artıya basıyorum yukarıdan. Buradan işte form gönderme dönüşümü diyeyim. Daha sonra tetikleyici yapılandırmasına tıklıyorum. Sonra diyorum ki sayfa herhangi bir sayfa görüntülendiğinde dönüşüm olur. Bakın siz buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yani mesela tıklamaları takip edecekseniz yalnızca bağlantılar seçeneğini tıklayabilirsiniz. Ya da tüm öğeleri tıklayabilirsiniz. Seçebilirsiniz. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz bütün verileri kullanarak siz ona göre takiplerinizi yapabilirsiniz. Ben bir sayfa görüntülendiği zaman dönüşümü takip etmek istiyorum. O yüzden sayfa görüntülenmeyi seçtim. Tüm sayfalar değil, bazı sayfaları görüntüleyeceğim. Hangi sayfayı? Buradan bakın arkadaşlar, click class hangi veriyi seçerseniz buradan belirleyebilirsiniz. Ben click URL diyorum. Yani linki şunu içerir ve buraya atıyorum thank you. O sayfanın linkini yazıyorum. Daha sonra kaydet diyorum arkadaşlar. Ve burada kaydet dedikten sonra göndere basıyorum. Burada işte form görüntüleme gönderme dönüşümü yazabiliriz. Buradaki şeyler sadece bize bilgi olsun diye. Buraya çeşitli açıklamaları yapabiliriz hatırlayabilmemiz adına. Ondan sonra direkt yayınla diyoruz arkadaşlar. Evet, yayınla dedikten sonra bu etiketimiz de kurulmuş oldu. Hemen gelelim sayfamıza. Buradan tabii ön izleme modunu da açalım hızlıca. Etiketlerimiz gözüküyor mu gözükmüyor mu oradan onu kontrol edelim. Evet, ön izleme modu açıldı. Hemen gelelim sayfamıza arkadaşlar. Buradan sayfamızı yenileyelim. Burada Google Ads dönüşüm etiketi. Bakın sonunda nokta var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oluşturmuş olduğumuz etiket artık sitemize yüklendi. Bunu da buradan kanıtlamış olduk. Görmüş olduk. Yine tek asistan aracılığıyla buradan tıklayarak da record diyerek de görebiliriz. Ama şu anda biz o sayfaya ulaşmadığımız için, o sayfa olmadığı için thank you page oradan göstermeyecektir. Burada da çalıştığı zaman eğer o thank you page'e gelseydim bu direkt buradan gelip üstte gözükecekti. Arkadaşlar şu anda üstte görülenler de hali hazırda çalışan etiketler. Bu arada şurada kaldık tabii bunu atlamayalım. Buradan dönüşüm kimliği ve dönüşüm etiketini aldıktan sonra diyeyim bu işlemi de tamamlayın. Yani orada bırakmayın arkadaşlar. Tamam diyelim. Bu işlem de böyle arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse buraya geliyorsunuz. Google Ads'te dönüşümleri kuruyorsunuz. Dönüşüm etiketi ve dönüşüm kimliğini alıp Google Tag Manager'da etiket ve tetikleyici kullanarak bu işlemleri yapıyorsunuz. Ve böylece arkadaşlar bu Google Tag Manager serisinde sırasıyla Google Tag Manager'ın mantığından bahsettik. Neden kullanmamız gerektiğinden bahsettik. Google Tag Manager'ın
ne işe yaradığından bahsettik. Etiketlerin, tetikleyicilerin ve değişkenlerin ne demek olduğunu örneklemeye çalıştık ve bunların nasıl kullanıldığından bahsettik. Analytics etiketimizi Google Tag Manager üzerinden nasıl kuracağımızdan bahsettik. Yeniden pazarlama etiketimizi Google Tag Manager üzerinden nasıl kuracağımızı bahsettik. Aynı şekilde Google Ads dönüşüm izlemeyi de Tag Manager üzerinden nasıl yapılacağını bahsettik. Tag Manager konusu biraz daha detaylı bir konu arkadaşlar. Bununla alakalı tabii 2-3 videoya sığacak içerikler değil. Ayrıntılı eğitim videoları çekmek gerekir. Ancak biz hiç bilmeyen bir insanın gözünden bu eğitim serisini başlattığımız için şu ana kadar verdiğimiz bilgilerin fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse ben bu kadar detay veren Türkçe bir kaynak dahi bulamadım. Ama hala da bunların daha fazlası olduğunu sizlere söylüyorum. Kurslarını parayla satan birçok insan maalesef Google Tag Manager'ın adından dahi bahsetmemiş. Bu süreçleri dediğim gibi arkadaşlar öğrenmek biraz zaman oluyor, biraz zorlu oluyor. Ama kullandıkça öğreniyorsunuz. Türkçe'de çok fazla kaynak olmadığı için zorlayıcı bir süreç olabilir. Ama sorularınız varsa ben yardımcı olmaya çalışırım. Aynı şekilde arkadaşlar bir Facebook grubu oluşturduk. Bu Facebook grubunda dijital göçebe olma yolunda ilerlemek isteyen, işini internete taşımak isteyen, dijital reklamlar konusunda gelişmek isteyen, funnel stratejileriyle alakalı, danışmanlık kurma modeliyle alakalı neler yapabileceğini merak eden arkadaşların toplandığı, birbirlerine sorular sorduğu ve paylaşımların yapıldığı bir platform. Sizler de gruba dahil olabilirsiniz. Grubun linki açıklamalar kısmında var. Ve bana bireysel olarak gelen soruları cevaplamaya vakit bulamadığım için arkadaşlar bu soruları grup üzerinden paylaşırsanız belli bir zaman aralığından grup üzerinden cevap vermiş olurum. Böylece vermiş olduğum cevap sadece bir kişi değil bütün grup üyelerini beslemiş olur. Daha yararlı olur. Dolayısıyla lütfen teknik platformlarla alakalı sorularınızı bana bireysel olarak ulaştırmak yerine grubumuza dahil olduktan sonra grubumuza soru olarak paylaşın arkadaşlar. Şimdilik bunlardan bahsetmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdilik hoşçakalın.